Ah ben şehidi badeye dostlar demi Lütfi abi, siz Elazığ'ın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan birisiniz, hatta başındasınız diyebiliriz. Bize Elazığ'ın Lütfi Altan kimdir? Bilgi verebilir misiniz? Kaç yaşında doğdunuz, nerede doğdunuz? Ben Elazığ'ın Arpa Meydan Mahallesi'nden. Bizim bahçelerimiz vardı. Bahçede ben dünyaya gelmişim. Babam hafızdı. Zaman zaman gidip böyle sela okurdu. Namaz kıldırırdı hoca imam olmadığı zaman. Yani müstakil çalışırdı. Kendi işi falan bahçeyle yani uğraşırdı. Babamın sesi de çok mükemmeldi. Güzel bir sesti. Tenor olduğu gibi. Benim sesim ona çekmiş. Babam öldükten sonra o zamana kadar biz bu şeyin, Nuri Sesi Güzel'in türkülerini okurduk o zaman. Ahmet Sezgin'ler falan. 1900 yani 67-68'de. Sonra babam 67 öldükten sonra ben baktım babamın okuduğu eserler bana böyle daha güzel geldi. Acayip böyle bir baktım ki bu babamın okuduğu eserler Elazığ mahalli. Diyarbakır, Celal Bey'den okuyor, Elazığ'dan okuyor. Allah Allah. Bir takım şeyler okuyor, kasideler okumuş. Derken yavaş yavaş Enver'in bir plağıyla mahalleye girdim. O zaman hiç unutmam. Bir tarafı Hele Uyan Yar, Kesik Öğret, bir tarafı da Aş Yedim Dilim Yandı. O zaman ben laboratuvarda kimyada çalışıyordum, fabrikada. Çok dinlerdim. Çok da severdim o zaman. Bir tarafımız da şimdi Elazığ, maden Elazığ'da Diyarbakır arasında bir kaza yani. Mümkün değil esinlenmemek. Yani Elazığ ayrı, Diyarbakır ayrı bir şey. Şimdi tabii Diyarbakır'da ölçü benim için Diyarbakırlı Celal'dır. Müthiş. Öyle bir ses bir daha gelmedi zaten. Bizim ustamızdır. Gerçi ben onun plaklarından hep dinlerdim. Kendisini görmedim. 59'da öldüğünde ben ilkokulda okuyordum o zaman. Talebeydim. Daha sonra işte mahalleleri falan ölçü olarak mahalle o kadar çok sanatçı var ki. Herkes kendini beğenir. Yok sen yanlış okuyorsun. Bu daha doğrusu okuyor. Şu, yani bir uzun havayı, bir hoyratı, bir el ezberi veya bir divanı Elazığ'da okuyup Elazığ'da beğendirmek çok zor, çok güç. Niye? Mahalli sanatçı çok olduğu için hepsi ayrı ayrı yorumlar yapmış, okumuş. Ama işlerinde bakıyorum ki en güzel okuyan profesyonel ağızda Enver Demirbağ. Ve Enver abiyle de burada çok beraber olduk Ankara'da. Çok beraber olduk. Ben dedi bugüne kadar hiç kimseye el vermedim, sana el veriyorum dedi, hiç unutmam. Çok severdi beni. Bir gün bana dedi ki ya bu Diyarbakır'da Cezat Bey'in bir uzun havası var dedi, divanı. Biliyor musun hangisi dedim? Buyu Vahdet almışam dedi. Vallahi dedim hiç duymadım ben bunu. Bak o zaman Erzurum'dan yeni geldim. Gelmiştim Ankara Radyosu'na, 91'de Ankara Radyosu'na geldim. Dedim hiç duymadım. Dedi ben bunu sana kasetini vereyim dinle. Ne dedi biliyor musun? Dedi ki bu kasetin içinde dedi, bu seste yani Celal'ın sesinde bütün pırlantalar, mücevherler, altınlar mevcut dedi. O kadar mükemmel de okumuş, o kadar muazzam. En şeyini böyle, en güzel yorumuyla bu eseri seslendirmiş, okumuş, icra etmiş. Hatta ben aldım o kaseti o zaman Ankara'ya yeni gelmiştim. 91'de bir bekardım, bir evim vardı yukarıda, orada ya tek başına kalıyordum. Eseri bir dinledim ki eserin içinde bizim seda var. Hani cenaze ölenlere seda okurlar ya. Bir de cuma günlerinin sedası var. Ve benim babamı orada gördüm ben, buldum yani. Aynen babam bir müthiş seda okurdu. Su sedası derlerdi o zaman. Kasideler falan çok mevcut okurdu. Ya sabahlara kadar uyku gözüme girmiyor. Ben kalkıyorum, bir daha dinliyorum, bir daha dinliyorum derken
şöyle bir hafta 10 gün eseri iyice repertuarımı aldım. Bir gün Ömer abiyle gittik, bir yerde bile çikolata falan yaptık, oturduk, meşk yapıyoruz. Yavuz Hükümet Bey'di, sen dedi, ne yaptın o celalı dinledin mi? Dinle sen dedi, o celalı dedim, dinledim. Ne yaptın? Okuyabilecek misin? Dedi, dedim, o da okuyayım, bir dinle. Okudum dedi, sen bu sende eskiden vardır, bu yeni değil. Bu sende yıllar önce sen dedi bunu öğrenmişsin. Ya vallahi abi senden aldım, dinledim yani. O kadar ki sabahlara kadar kalkar, yatar kalkar okurdum, burası nasıldı, burası nasıl, burası. Biz öyle çalıştık yani. Hatta bir arkadaşlardan, sanatçı arkadaşlardan derlerdi, ya sen yani delilerden senin farkın yok. Bu tür eserleri ancak deliler okur. Bir ablonun mezarı Celal Bey'in. Bizim bir İbrahim'i oyrat. Bunlar mesela bir de Elazığ'ın. Şimdi ben bunları tek tek bir de şey yaptım, bak bunları bilmezsiniz. Bunları tek tek Elazığ diyor ki İbrahim'e bizimdir. Diyarbakır diyor bizimdir. Efendime söyleyeyim. Yüksek Minare Diyarbakır diyor hayır bizimdir. Elazığ diyor bizimdir. Oysa hepsi ayrı ayrı makamda okunmuş. Ben Şehit İbade'yim. Ben Şehit İbade'yim bir Karciğer makamında Celal Bey okumuş. Ama bizimki Hüseyin makamında. Bunu ben televizyona tek tek misal verdim. Kendi sesimden örnek verdim. İşte bu Elazığ bir şeyi ben Şehit İbade'yim divanı. Bu da Diyarbakır'da Celal Bey'im. Mesela Diyarbakır'da Celal Bey Karciğer okumuş. Ben Şehit İbade'yim, dostlar demeyim, yad eyleyin. Bizimki de ah ben Şehit İbade'yim. Bir de Hüseyin onun için hiç kavga etmeyin. Bak dedim Elazığ böyle okumuş, Diyarbakır. Yüksek Minare Celal Bey başka okumuş. Hatta bir tarihte Paşa Demir Bey bana dedi. Ya dedi, ben sana bir şey söyleyeyim, bu Yüksek Minare aslında Diyarbakır'dır. Ama biz daha önce bunu sürdük piyasaya. Asıl Celal Bey'in okuduğu. Çünkü Celal Bey'in okuduğu tarzda Hafız Burhan da okumuş, Münir Nurettin de okumuş. Evet. Peki Maden'de ne kadar kaldınız? Ne zaman çıktınız? Bir de bu TRT'ye giriş yıllarınızı anlatırsınız. Maden'de ben daha önce şeyde çalışıyordum, fabrikada. Metibank'ın fabrikasında çalışıyordum, kimyaneleydim. Askere gittik, geldik askerden sonra bir Turul Gülsaçan diye bir abimiz vardı bizim. Hatta bu girsen de cennet bağına püskünün sahibi yani, kaynak kişi o. Ömer abi o zaman plağı okudu. Arkası, ortasında da bir gazel okumuştu. Çok güzel okumuş, yani güzel icra etmiş. O adam beni işte, Turul abi, Turul Gülsaçan bir gün bana dedi ki işletmeden çıkarken böyle, ya Zülfü dedi, Elazığ'da bu Bakırcı oğulları var, Mahinur Plak şirketi. Yani eğer istersen, herhalde istersin dedi, plak yapmak ister misin? Sene 1972. Ya dedim, niye yapmayayım, isterim tabii. O zaman 45'lik plakların da son dönemleri artık. Bitmek üzereydi, sonradan bu long player falan çıktı. İstanbul'a gittik, Beyoğlu'nda. Mustafa Bakırcı benden önce gitmiş, Bakırcı oğlu. Gittik orada bir otelde kaç gün kaldık, istirahat ettik, dinlendik, ondan sonra gittim. İki, yani plak birden okudum. O zaman böyle şimdiki hava, yani repertuarın dışında biraz böyle piyasa, beste yani anlayacağım, beste türü şeyleri okumuştum. Ondan sonra daha sonra düşündüm, taşındım, ya ben Maden'de kalsam bir şey olmaz. Hatta bir gün kahvede gittim, çay içiyorum. Kahveci de böyle babacığım, hoş bir adam. Diyarbakırlı. Hiç unutmam dedi. Ulan Zükür, Zükür sana bir şey söyleyeyim mi dedim. Söyle dedim. Buyurun dedim. Ulan dedi, ben senin yerinde olsam dedi, bir dakika bu Maden'de durmam. Bu ses bende olduktan sonra ben burada bir dakika durur muyum dedi. Neyse dedi, ben kısmet de olmuştu. Sonra Derince'de, İzmit'te arkadaşlarım vardı. Gittik orada işte. Bir müddet kaldıktan sonra PTT sınav açtı, oraya girdik. Daha sonra da PTT'de çalışıyordum. Sonra daha sonra bir İstanbul Radyosu bir sınav açtı. Bunu hiç beklemiyorum, bu sürpriz oldu yani. Ama benim arzum, en büyük arzum TRT sanatçısı olmaktı.
Gittikten sonra orada işte mesela bana sordular, dediler ki üç türkü okudum. Üç türkü okudum, tamam dediler. Dediler ki, tolmaçların odasında ben göremiyorum orayı. Soruyorlar tolmaçlara, tolmaçların oradan mikrofonla. Zükür dedi, sen nerelisin? Dedim Elazığlıyım. Bize Elazığ'dan dedi bir şeyler okur musun dedi. Dedim okurum ama akortlar tutmaz. Yani bu akortlar şimdi benim Elazığ deyince klasik. Yani klarnet, cümbüş falan, keman, naman olması lazım. Yani bağlamayla nereye gideceğiz biz? Tamam dedi, sen istediğin sesten oku o zaman. Sazlara sazlar çalmasın dedi. Biz tabii orada bir iki derken bir saati geçmiş. Bir saatten fazla çalmışlar beni, dinlemişler. Sonradan dediler eğer yorulduysan yani okuma, biz seni burada teybe almak aldık sesini. Onun için yoruyoruz seni. Bu eserler bizde hiç icra edilmedi. Mesela Yüksek Binayı bilmezlerdi. Kimse bilmezdi. Daha sonra İzzet okudu. İzzet okudu. Biraz böyle popüler olmaya başladı. Ondan sonra Elazığ'da şeyine düşen, aklına düşen okudu Elazığlılar. Daha ondan sonra bir Mammoş türküsü mesela. Sıradan bir ama bunu İzzet Altınmeşe gerçekten sevdirdi. Güzel okudu, icra etti. Ve derken ben bu Hele Uyan Yari, Kersik Oyratı, El Ezberi falan okuyunca bunlar hiç kimse okumamış. Yaş Leslan'da 1980'de Yurdun Sesi'nde ilk ben okudum. Benden sonra işte Celal Şehir, İzzet, Yubalar okudu. İlk okuyan benim. Ondan sonra Erzurum Radyosu'nda İstanbul Radyosu'nda dediler ki bir gün kazanmışsın dediler. Sonra benim bir arkadaş vardı, beraber gitmişiz sınava. O geldi dedi ki sen valla kazanmışsın, ben kazanamadım dedi. O da rahmetlik oldu. Halil Yıldız diye bir arkadaş. Hem de birinci sırada kazanmışsın sen dedi. Sen dedi inanmazdım. Bir de sonra bir gün Ömer Akpınar diye bir orada halk müziğinde görevli bir arkadaşımız, abimiz. O beni aradı dedi ya güzel bir kıyafetini giyersen dedi. Güzel bir kıyafetle. Seni Ankara'da televizyon programına göndermek istiyoruz. Ömer Sayın da orada. İkiz beraber. Sene 1976-77. İlk orada okuduk. Daha sonra işte Mehmet Özbek tuttu illa yer bizden çalış falan. Ama kadro yok şimdi. İstanbul Radyosu'nda kadro olmayınca bekledi kadroyu ya bugün ha yarın derken işte Erzurum'da kadro çıktı. Dedi ki Erzurum'da çıktı. Bir sene git kal, ondan sonra istediğin radyoya seni alalım dedi Özbek. Ben Erzurum'a gittim. Orada kadro aldım. Daha sonra bu sefer Özbek geldi dedi ben halk müziği korosunu kuruyorum Kültür Bakanlığı'na, gel beraber çalışalım. Ya dedim ben ne yapacağım? Hani Kültür Bakanlığı'nda ben radyoda o zaman bir tek TRT vardı, okuduğumuz zaman bantlarımız yayınlanıyor, herkes dinliyor. Ben dedim kendi yöremi temsil etmek istiyorum dedim. Elazığ, Diyarbakır, işte o tarafın şeyleri, okunmamış eserleri. Ve öyle kaldık o yüzden. Kaldık bu sefer Mehmet Özbek de halk koroya gidince Kültür Bakanlığı'na. Orada bir sene dedikleri şeyi ben 6 sene kaldım. Niye göre müziklerini tercih ettiniz? Bir de okunması zor eserler okuyorsunuz. Okuduğunuz tarzı nasıl yormuyorsunuz? Hangi eserler okuyorsunuz? Şimdi okuma böyle 2-4'lük basit eserler. Basit usulü eserler yani. 2-4'lük basit usulü eserler. Bunlar bana böyle yani tatmin etmiyor beni. Yani bunlar tabiri caizse böyle hafif geliyor yani. İçimden gelerek okuyamıyorum onları. Ama ben çünkü dedim ya babamdan, Celal Bey'in plaklarından, Enver abiden falan bunları dinlediğim zaman ama orada kendimi orada buldum. Mesela bir kırık hava okurdum dikkat çekmez, bir uzun hava ve bir maya okuduğum zaman herkes bırakır işini bakardı dururdu. Ha, dediler ki sen sesin uzun havaya daha iyi gidiyor. Hatta ben Ankara Radyosu'na geldiğimde İstanbul'a müracaat ettim. O zaman gece yatmaz, Mustafa gece yatmaz.
bizim müdürümüzdü, halk müziği müdürüydü. Ya dedi orada Turan Engin var, Kerem Kemertaş, onlar uzun hava okuyanlar var da Ankara'da yok, sen gel Ankara'ya. Öyle kaldık yani ben böyle zor eserler okumayı bilmiyorum yani tabiatım gereği seviyorum. En çok hangi makamları okuyorsunuz? Şimdi yani bizde Elazığ dediğiniz zaman bütün makamları okumuşum. Bak Elazığ'ın içerisinde Kürdi dediğin var. Bu Kerem Ayağı yani. Halk müziğinde Kerem Ayağı veya Uşak veya Hüseyin'i diyebiliriz. Hüseyin'i nedir? Harput Mayası. Harput Mayası Hüseyin'dir. Bir de bizim Harput Mayası Bir Gülüşü Mesele Bülbül Giymiş Karalar. Onun gibi birkaç sözden icra ediliyor. Ama Erzurum mesela biz Erzurum'da onların da mayası yani bizim Harput Mayamız onların Huma Kuşu'dur. O da Hüseyin'dir. Diyarbakır'da kar mı yağmış Diyarbakır Dağı'na o da Hüseyin'i. O da Maya. Ben şimdi şunu şöyle izah edeyim. Bugün bir yaş destanı dururken, bir silmediğin gözyaşı dururken, bir buyu vahdet dururken, mesela bir yara benden. Bu yara benden kimse hiç duymamış, bilmiyor. Ben okuduktan sonra şey oldu yani. Herkes dinlemeye başladı. Yazıda neler varmış, bizim haberimiz nasıl yok, nasıl bilmiyoruz. Yani bu tür eserleri severek okurdum yani. Mesela koro arasında çok okurdum. Yurttan Sesler'de rahmetli Mustafa Özgür bizim şefimiz böyle yapardı hemen. O anda. Eğer hani hemen bir uzun hava aynı halk müziğinde koroda okunan türkülerin hangi makamsa, hangi ayaksa o ayakta bir hoyrat okurdu. Binlerce eser okudunuz. Çoğuna kaynak oldunuz. Çoğunu siz gün yüzüne çıkardınız. Bu eserlere neler söylersiniz? Şimdi demin dediğim gibi 150 tane uzun hava okudum. Bu bir rekordur. Türkiye rekorlarında bile bir rekor kırılmadı ve bunun da albümü yapıldı zaten. Diğer taraftan benim okuduğum Narin Çalar uzun hava. Ve Maden'le ilgili 6-7 tane eserim var. Belki daha fazla. Mesela Oyar Başım Bağlamış, Maden'in Altı Dere, Evlerin Önü Darı. Ondan sonra Yeni Kapı'da Atlılar. Yeni Kapı'da Atlılar şeyindir, Yusuf Tapan'ın Diyarbakır. Ama ben ilk defa okudum. Ondan sonra biz Aç Kalbimde Yer Almış Atma Bana Bu Taş. Mesela bu da Yusuf Tapan'ın hiçbirine çıkmamış, gün yüzüne çıkmamıştı. Celal Bey'in bazı eserleri mesela. Ondan sonra gene bir plaktan dinlediğim Dama Çıkmayız Dolu Emmoğlu. Onun arkasında Erbağ'ında Çevirdiler Yoluma Bir Hoyrat Uzun Hava. Bunun gibi işte eserler okudum. Kalk Gidelim. Yarı Yolda Kim Görmüş Yarı Yolda. Yar Gitmiş Murad Almış. Ben Kaldım Yarı Yolda. Kaç albümünüz var? Bir de kaç eseriniz kayıt altına alındı? Şimdi TRT'de benim 1000'e yakın eserim kayıt altına alındı. Albüme gelince de 4. Yani ben TRT'ci olduğum için fazla piyasada çalışma imkanı, albüm yapma imkanımız olmadı. İstanbul Radyosu'nda bölge sanatçısı olarak çalıştığım dönemde TRT bize karışmıyordu. O zaman Çin Çin Plağa 2 kaset, bilon banda bir kaset yaptım. Sonra geldim burada Fettan Güzel mesela ilk onu meşhur eden benim. Gözleri Fettan Güzel. Efendim mesela bir ondan beraber bir Yaramsıza Ağrır Başım. Mesela o eserde ilk sevdiren kişi benim yani. Orada bizim El Ezberi'de okumuştum. Ondan sonra bu Narin Çalar dediğim Hicaz makamında Narin Çalar'da onu okudum. Bizde Hicaz eser çok az. Bir Gamzedeler var, bir de Al Yanak'tan. İsmini unuttum şu anda ona. Ne diyorlar ha? Tecnis değil de Varsak. Varsak makamında Al Yanak'tan. Kemal abiden aldım o. Güzel okumuş o. Şimdi Elazığ'da sanatçıları, mahalle sanatçıları dinlediğin zaman şimdi profesyonel olmadıkları için herkes mesela Enver abi bize bir eseri bir defa okumuş, ikincisi de değişik okumuş. Aynı şekilde okumamış. Biz profesyonel sanatçılar
Bir okuduk mu öyle kalır yani. Her zaman öyle oku. Yani halka o şekilde vermemiz lazım. O zaman insan, bizi dinleyen, TRT sanatçılarını dinleyen bir adam ya diyecek ki bu adam bunu böyle okumuş, burada böyle okumuş. Nasıl sanatçı? Bize nasıl bir sanatçı diyebilirler de mahallelere demezler. Peki Elazığ Harp Türküleri önemli. Bir kültür merkezi, bir geriye dönük geçmişe kültürü olan bir şehir. Bu türkülerin daha çok yaşatılması, sevmesi için neler yapılabilir? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Yani benim nacizane şeyim, düşüncem, tavsiyem. Biz orada bir evet mahalli güzel, mahalli ağzı ayrı güzel. Onu mahalleler, mahalli sanatçılar okusun ama bence o eserleri biraz daha profesyonel ağızla okursak seviniriz. Herkes sever. Ama sen mesela bir el ezberi okuduğun zaman böyle yayarak okuyorsun, millet ne yapıyor, bu ne ediyor diyor mesela. Elazığlı sever, tamam Elazığlı, çünkü gözünü açmış öyle dinlemiş. Bunlar biraz evrenselleştirmek lazım yani. Onun için ben mesela Mamuş onun yanında şeyi bir taş attım çaya düştü mesela, onu ilk zamanda okuduğum bir eserdi. Gel benim gelin yarın da benim derdeme. Enver abiden derlenmişim. Kaynak Enver abi derleyen Zülfü Altın Akçık. Kaynak Enver abi onu her zaman göstermişimdir. Derleyen Zülfü Altın. Peki siz Elazığ'dan, madenden uzakta kaldınız. Hayat şartları böyle ama siz bütün sanat yaşamınızda, müzik eserlerinizde hep Elazığ'ı, hep madeni yaşattınız. Buna dair neler söylersiniz? Ya maden, ben televizyonda, radyoda, efendime söyleyeyim, sahnelerde, her yerde Elazığ madeni her zaman temsil eden insanım. Diyarbakır. Diyarbakır Celal Bey yok, bitmişti. Celal Bey'i hiç de tanımıyordu. Celal Bey'i yaşatan benim. Kendi oğlu hayatta, daha şeyi hayatta, ne derler, torunu hayatta. Torunun da ismi Celal, soy ismi Güzelses haliyle, babasının oğlu. Yani Erdem abi oğlu mesela, Erdem Güzelses. Onlar diyorlar ki yani sen bizim aileden birisin, biz seni hiç, Diyarbakır yine öyle diyor. Ama yeri geldiği zaman mesela Diyarbakırlı diyemiyorlar işte, maden. Olsun, ben madenden gurur duyarım, iftihar ederim de. Fakat iş bu değil, ben bir tek maden okumadım ki. Ya ben Diyarbakır'da okudum, Elazığ'da okudum, bütün makamları tek tek okudum. Şimdi sana bir şey söyleyeyim, bak enteresan. Bizim İbrahim Hoyrat var. Elazığ'ın İbrahim Hoyrat'ı. Bunu Elazığlılar okumuş, bir gün Diyarbakır'da Celal'la gidiyor buraya. Oturuyor meşk. Ya bu eseri bir daha dinliyor, bir daha çaldırıyor, bir daha dinliyor. Paşa abi rahmetli anlatıyor. Diyor bir müddet sonra diyor baktım, Diyarbakır'da Celal diyor, biz İbrahim'i okumuş, silmedin gözyaşı. Biz diyor artık kendi İbrahim'imizi bıraktık, oraya döndük. Oysa bizim İbrahim'imiz çok daha mükemmel. Çok daha güzel. Ama rahmetlik güzel bir ses olduğu için ona güzel bir şekilde de okumuş yani. Üç sesle okumuş. Okumuş yani. Ve o eseri de hep yanlış şimdiye kadar. Ben Dadaloğlu, Nurettin Dadaloğlu'yla, Selahattin Evrahal'la, Mükerrem Kemertaşlar'la hep bir araya geldik. Hepsi bunların sözünü Enver abi daha yanlış okumuş. Silmedim gözyaşını demişler. Bak silmedim gözyaşını. Değil işte. Orada silmedin gözyaşını, aşkınla ağlayan. Senin aşkın ile ağlayanın gözyaşını sen silmedin. Vay ya, ahvanından zalim sana belli ağlayan. Bunu bilmezler. Ben bunu radyoda okurdum. Aylık şeyime yazarlardı, solo programa. Giderdim bir de onlar da yanlış yazmış. Bir türlü bunları bunu öğretemedim. Silmedin gözyaşını bak. Silmedin gözyaşını aşkın ile ağlayanın. Vay ya, ahvanından sana belli ağlayanın. Bir de söz çok önemli. Bizde okuduğumuz bütün eserler, bütün bantlarımız mutlaka bir şeyden geçer yani. Evet. Peki ne zaman evlendiniz? Ailenizle ilgili bilgiler verir misiniz? Şimdi birinci eşim benim madendendi. Çocuklu arkadaşımdı. O 1991 yılında biz Ramazan'dı. Erzurum'dan bayrama geliyorduk. Ramazan bayramı.
araba lastik pat gülmeyince gittik tabii. Yanında kayınvalide ikisi vefat etti. Ondan sonra ben zaten Erzurum Radyosu beni göndermiyor. Dedi, biz seni gönderirsek, tayinini verirsek buraya kilit vurmamız lazım. Zar zor neyse rica minnet geldik bir şekilde Ankara Radyosu'na. Ankara'da da 2-3 sene sonra işte bu şimdiki eşim bu şeydeydi. Sağlık müdürlüğünde. O zaman işte bununla evlendik. Tayinini de TRT'ye aldık. Sonra Ankara Radyosu'na geldi. Bizim özlü işlerimize bakıyordu. İşte ondan bir oğlum oldu. Öbürü ne olmuyordu çocuğumuz. Ondan bir oğlan oldu. İşte 1994 doğumlu Fırat. Fırat bilgisayar mühendisi, yazılımcı. Bu NATO Holding diye bir holdingde müdür. Eşi de şimdi aynı yerde çalışıyor, tasarımcı. Beraber gidip geliyorlar. Fırat'ın yüz ilgisi nasıl? O biraz daha bu pop türü şeylere girdi. Evet, peki bize yaşamınız boyunca unutamadığınız hatıralardan ne anlatmak istersiniz? Ya tabii çok hatıralarımız var da bir gün şeyde iki tane var. Bir sahnede başıma gelen bir olay oldu. Bir de radyoda bant yapıyoruz. Şimdi bu o zaman Diyarbakır'da Celal'ın bir Bülbülün Kanadı Sarı diye bir türküsü var. Yeni repertuara girmiş. Sene 1984-85. Koro bu eseri okuyamadı. Yeni eser ters geldi koroya. Yurttan seslere. Dediler ki küfren bu sende var mı? Var dedi. Sen oku. Tamam dedim. Neyse onlar koro çıktı dışarı. Biz o eseri okuyoruz. Ama eser o kadar güzel düştü ki ben de yeni öğrendiğim bir eseri çok güzel okurum. Müthiş okurum yani. Eser bir tam bitmek üzereyken stüdyonun kapısı açıldı. Bir boyacı eline iki tane ayakkabı. Ya diyor ayakkabılar kimindir bak boyadım getirdim. Yani bir daha şimdi eskiden böyle hemen şey yoktu. Kaynak yoktu. Bir daha dediler daha sen bir daha bunu nereden böyle okuyacaksın? Dedim okurum okurum derken falan. O benim şeyime girip çok böyle kötü oldum yani. Böyle o eser o kadar güzel düşmüş. Döndük bir daha baştan okuduk. Bir de bir tarihte sahnede programdayken böyle sahnedeyim. İki tane yeni evli veya sevgili artık genç iki tane bir bayan bir erkek benden kara gözleri istedi. Bu şeyde oldu. İzmit'te mangal şeyinde okuyorum. Gazinosunda mangaldayım. Tamam dedim okuyayım. Ben de zaten tam benim şeyim kara gözleri okudum. Bir baktım bağlıyorlar. İkisi ağlamaya başladı. Hemen arkasından hele yer zalim yer. Bir de döndüm ki oynuyorlar, kalmış oynuyorlar. Yani o zaman dedim ki yani biz türkülerimizle ağlar, türkülerimizle güleriz işte. Peki yıllarca eserler okudunuz. En çok sevdiğiniz eserler hangileri? Vallahi hepsini birbirinden güzel, hepsi güzel eserler yani. Ama işlerinde mesela bir Abdullah Mezarı gerçekten onu çok duyarak okumuşum. Bir yaş destanı. Veya bir maya kar mı yağmış Diyarbakır'ına. Elazığ'ın bir kesik oyratı. Hele uyan yer. Ben ayrım edemiyorum. O kadar çok şeyler okudum. Hepsi birbirinden güzel yani. Hepsi birbirinden güzel. Mesela Bülbülün Kanadı Sarı onu çok severim. Severek okumuşum. Peki önemli bir tecrübeniz var. Hem müzikal anlamda hem yaşam alanında. Tavsiyeleriniz ne olur? Valla şimdi sanatçı bizim radyoda da bize öğrettiler. Yani sanatçı halkın aynasıdır. Biz her şeyin başı ahlak, insan olmak. Bak şimdi insan olmayan İslam olamaz diye bir şeyim var benim. İnsan olmayan İslam olamaz. Ne olursan ol, Allah'ın verdiği bir dadu haktır ses. Sana verirsen olursun. Öbürüne verir o olur ama ahlak bambaşka bir şeydir. Yani giderken arkandan hoş bir sada bırakabiliyorsa ne mutlu sana. Ve
Ben şunu söyleyeyim, bu iş amatörlükle başlar, mahalleliğe döner ve ondan sonra profesyonelliğe döner. Profesyonellik ne olur? İşte bizlerdeki, mesela TRT artık bunun son şeyidir. TRT, yani İslam Radyosu'nun, İzmir olsun, Ankara, Erzurum, bunlar son şeyidir artık. Bitir, nota, usul, her şey mükemmel, dört dörtlük. Ama bir de ustalık vardır. Ustalık bunların hepsinin üstündedir. Ustalık nedir? Şimdi bizim tabiri böyle biraz şey gelir de ama aslında açıklayacağım. Diyor ki bir yüzbaşımız vardı bizim, Hıdır yüzbaşı, Enver abi için derdi. Ya derdi, Enver'e eğri girse doğru çıkar. Yani Enver bir eseri yanlış öğrense bile, yanlış birinden okumuşsa, yanlış okumuşsa onu okuran doğru okur. İşte ustalık budur. Ustalık bambaşka bir şeydir. Mukim Tahir, Celal Güzelses, efendim Kel Hamza, bak şey, ondan sonra Bekşi Bahu, adamlar bir okuyorlar dersin ki belki 40 sene konservatuvar okumuşlar. Ha şunu da diyeyim, bu çok sesliden bana geldiler operadan. Kaç defa biz diyorlar, ne yapıyorsa senin okuduğun yaş destanında o inmeleri ve çıkmaları yapamıyoruz. İşte orada ustalık başlıyor. Kimlerden etkilendiniz bugüne kadar etkilen? Ama siz en başta dediniz ki ben asıl beni etkileyen asıl kaynağım babam dediniz. Tabii babam da öldükten sonra onun eserleri. Babamda bile ustalık yoktu şimdi. Fakat ben asıl bunu şeyden Diyarbakırlı Celal'ın şeyinde çok kaldım, etkisinde kaldım. O kadar güzel bir ses ki adam, bir insan tenor olur, tenor oluruz ama pes sesleri o la sesine iniyor ya. Orada ses kaybolur bazen bile, detone olur. Celal Bey'in sesi orada daha böyle açılarak genişliyor. Müthiş bir ses. Ya ne pesinin sonu var ne dizinin. Bir yerde kadın sesi gibi ses çıkarıyor, diye bir yerde erkek sesi işte. Bas, bariton, tenor hepsi mevcut. İşte. Elazığlıların size ilgisi nasıl görüyorsunuz? Vallahi Elazığlılar, biraz ben onları yıllarca Elazığ'a geldim, orada ekip de getirdim. İstanbul Radyosu'ndan, Ankara Radyosu'ndan ben ekip getirdim. Elazığ'da birçok çekimler yaptık. Yaş Destanlı, Esti Bahar'ın Nesimi, o akşamlar da benim kendi derlemem. Enver abi'den aldık, o zaman derledik. Ondan sonra yani benim şeyimi, hakkımı şey yaptılar ya, gasp ettiler. Çünkü ben her yerde Elazığ, Elazığ dedim ben. Her yerde Elazığ, Diyarbakır, Maden dedim ama daha Mustafa Keser, şimdi severim, sevdiğim bir, benim de benden de yaşça büyüktür, abimdir. Fakat Mustafa mesela bir günden bir güne yani o Maden'e ne sahip çıktı, ne bir şey yaptı, ne etti. Oysa o bizlerden daha popülerdi. Peki Elazığlıların ilgisi, sevgisi, Elazığlılar sizi dinliyorlar, seviyorlar. Elazığlılar, ben eski Elazığlıları biliyorum. Ben eski Elazığlıyım, yeni değil. Eskiden Elazığ var ya, müthiş bir şehirdi. O kadar sosyal, o kadar ileri görüşlü insanları vardı ki. Daha son zamanlarda bilmiyorum. Her neyse, ben bakıyorum o kadar sanatçılara, Elazığlı sanatçılar diye bahsediyorum. Mesela WhatsApp atmışlar, şuraya atmışlar. Ya Zülfü Faltan yok, sanki bu Zülfü Faltan. Arkadaş yani bu ayıp ya. Yemin ediyorum, samimi olarak söylüyorum. Bütün böyle bu sanatçılar en kralı yani. İzzet olsun, mesela İzzet Altınmeşe olsun, Selahattin Alpay olsun. Ben yani bu adamlar beni dinledikleri zaman yani Belkıs, Akkale ya diyor biz yani Bedri Ayseli, Recep Kaymak diyor ki yani biz bütün türkülerini okuduk, geçtik gittik ama sen kalıcısın. Çok güzel şeyler bıraktın. Bunu değerlendirmeleri lazım. Biz buraya kadar getirdik. Bundan sonra bayrağı artık onlar alsın. Onlar bizi şey yapsınlar yani. Peki Elazığlı izleyicilere neler söyleyeceksiniz? Valla tabii bu iş mahalleden geçer. İyi bir mahalle olmak güzel de mahallenin etkisinde de kalmasınlar yani. O hizmetkar ağzı dediğimiz var ya, marab ağzı. Onlar bilmiyorum ama artık o dönemler geçti, o dönemler. Onlara ayrı bir saygımız var. Çünkü o, biz oradan geldik, onlardan geldik, profesyonel olduk, usta olduk. Ama tabii bence bir el ezberi, bir kesik oyratı böyle profesyonel bir ağızla okuyup şey yapmak, sevdirmek bambaşka oluyor. Bir el ezber olsun, bir kesik oyratı olsun.
çok gazeller, İstanbul gazelleri o kadar çok okudum ki, okuduğum bir sürü gazel var. Ben sanat müziğinde de en zor eseri okudum. Ağaç'ta Çek Kürekleri, Ünlü Nurettin'den aldım okudum. Kürtçe'de bile okudum ben. Hasan Eczirevi'den alıp okuduğum bir uzun hava var. Yani hepsini şey yaptım. En zoru mesela Hasan Eczirevi'nin o Vezne Hoşum Gevremini en zor eseridir yani. Onu bile okudum ben. Hepsini okudum. Ah ben şehidim.